Evet, Mısır'da çok sıcak saatler yaşanıyor. Az önce Mursi yanlarının gösterisinde ateş açıldı. En az 4 ölü haberleri geliyor. Dün akşamdan bu yana Hüsnü Mahalli ile Fehmi Taştekin'le Alptekin Dursunoğlu'yla gelişmeleri değerlendiriyoruz. Şu anda da Nuray Mert hattımızda. Nuray, izleyebildiğin kadarıyla, takip edebildiğin kadarıyla Mısır'da gelinen noktayı, bu askeri darbeyi ve genel olarak bu fotoğrafı nasıl değerlendiriyorsun? Valla tabii daha yakından değerlendirenler eminim daha sağlıklı şeyler söylemişlerdir. Biz dediğin gibi uzaktan takip etmeye çalışıyoruz. Ama uzaktan da olsa yani vahim bir senin olduğu gözüküyor. Böyle bir yere gideceği de gözüküyordu zaten öncesinden. Her ne kadar Tahrir'de büyük bir sevinç dalgası olmuş olsa da ve uluslararası camiadan da fazla bir hani darbe demeye konusunda bile çekingenlik gösterilmiş olsa da ve fazla bir reaksiyon olmasa da Mısır açısından yani bir iç savaşa doğru sürüklenme riski olacağı belliydi. Ve ben zaten bu konuda darbe deme konusunda tereddüte düşenlerden birisi değilim. Yani Mürsi yönetimini sonuna kadar eleştirilebilir. Veya Mısır'ın böyle bir yerlere doğru, bir kaosa doğru seyrettiğinden söz edilebilir. Ama ben Mısır ordusunun çok aceleci bir tavırla, çok radikal bir müdahale yaptığını düşünüyorum. Ne kadar yani seçimlere katılma oranı tartışılsa da veya sandıktan çıkmak demokrasi mi değil de yine de sandıktan çıkmak da bir şey. Ve Müslüman kardeşlerim biz yani sayısı oranı ne olursa olsun Mısır toplumunda en örgütlenmiş bir siyasi hareket olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir hareketi, bu hareketin iktidarını bu derece radikal bir şekilde karşısına almak, böyle bir müdahale çok zaten hani ilkesel boyut bir tarafa çok hayırlı sonuçlar vermeyeceği belliydi diye düşünüyorum. Ve Evet. şu anda görülüyor ki yani son gelişmelerle inşallah tabii ki bunlar çok büyümez. Yani öngörülerimiz inşallah yanlış çıkar. Ama bu sonuca gelinmesinde evet bu müdahalenin sorgulanması gerektiğini düşünüyorum ben. Türkiye açısından son bir soru sorayım. Vaktini fazla almak istemiyorum. Türkiye'de muazzam bir tepki var. Özellikle AK Parti'ye yakın çevreler açısından. Ama meseleyi biraz da Gezi Parkı'nda yükselen işte darbeci zihniyet. Bakın orada da aynı şey yaptı. Arkasında İsrail var. Fakat yani darbeden birkaç saat önce, son 48 saatte hatırlarsak Kahire'de milyonlar, yani Mısır tarihindeki en büyük kalabalık denmişti. Bir yandan da sokakta böyle bir gövde var. Burada tabii bir tezat da oluşmuyor değil. Orada ne düşünüyorsun o noktada? Türkiye ile benzerlikleri noktasında mı? Aynen öyle Şimdi yani, aynen. Türkiye ile benzerlikleri noktasını çok abartmamak lazım. Yani evet bir Tahrir hareketliliği çağrıştırıyor. Bizde de Gezi'de oldu. Nitekim bu ikinci Tahrir hareketliliği, bazıları ikinci hatta darbe demek isteyenler ikinci Tahrir Mısır devrimi diyorlar. Birincisinde de aslında birincisiyle ilgili paralellikler de kuruldu. Gezi'yi eleştirenlere karşı insanlar işte Tahrir'de olunca onaylıyorsunuz, Gezi'de olmayınca, Gezi'de olunca buna şey diyorsunuz, antidemokratik diyorsunuz dediler. Bence kurulan paralel birincisiyle ilgili paralellik ve ikincisiyle ilgili kurulan paralellikler de çok aceleci ve sağlıksız olma riski taşıyor. Tabii ki bazı benzerlikler yani insanların artık sokaklara çıkması, sesini duyurmak istemeye çalışması, herhangi bir iktidarın kendilerini sınırlamaya işte böyle bir iktidar tekeli oluşturmasına karşı tepki vermesi açısından o çok genel karakterler açısından benzerlikten bahsedilebilir. Ama ne kalkıp yani talepler açısından, ne o toplulukların bileşimi açısından, ne de sonrasında olanlar açısından ben aceleci paralellikler kurulmaması gerektiğini düşünüyorum. Egzer çevreleri tabii bu böyle bir paralellik kurmaları işlerine geliyor. Çünkü biliyoruz ki zaten Gezi'de olan, Gezi'yle başlayan olayları hep böyle karalamak, kötülemek, marjinalleştirmek için yani çok zorlama bağlantılar bile kurdular. Şimdi böyle bir sözde olsa yani çok sığ düzeyde de olsa hani çok daha fazla paralellik kurabilecekleri bir imkanın üzerine atlayacaklardır. Atlıyorlar da zaten.